Merhaba, Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Düğün telaşım bitmiş olabilir ama dikkat, evlilik sürecine dair işlemler henüz bitmedi. Çünkü evlilik sonrası yapman gereken bazı resmi işlemler var. Kimliğini değiştirmeli, adres değişikliğini bildirmelisin mesela. Bu konu çok kritik çünkü bazılarını yapmazsan cezası bile var. Düğün için her şey, düğün.com'da. Kimlik değiştirme işlemleriyle başlayalım. Evlendikten sonra soyadı değişen kadınların kimliğini yenilemesi gerekiyor. Yeni kimliklerde medeni hal yazmadığı için erkeklerin kimlik değiştirmesine gerek yok. Kimlik değişikliği başvurusu için istenen belgeler ise şöyle. Nüfus cüzdanı ya da kimlik yerine geçen bir belge, biyometrik fotoğraf, kart değişimi için yatırdığın ücretin belgesi. Bu işlem için öncelikle nüfus müdürlüklerinden randevu alman gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ya da çağrı merkezi üzerinden randevu alabilirsin. İlçe nüfus müdürlükleri yoğunluk durumuna göre randevusuz da işlem yapabilir. Yeni evli çiftlerden kimlik değiştirmenin süresi var mı, değiştirmezsek ceza alır mıyız diye çok soru alıyoruz. Süre ve ceza eskiden varmış ama yeni kimlik mevzuatında olmadığını da söyleyelim. Yine de sen soyadı değişikliğinden dolayı herhangi bir resmi işlemde sorun yaşamamak için bu işlemi çok erteleme. Evlendikten sonra kimlik değiştirmenin ücretli olduğunu da söyleyelim. Bu ücret her yıl değişiyor. Güncel rakamları videonun açıklama kısmında bulabilirsin. Bir de pasaport yenileme işlemi var. Bu konu da erkekleri değil, yalnızca soyadı değişen kadınları ilgilendiriyor. Pasaportunu yenilemek için de kimlik gibi randevu alman gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden ya da çağrı merkezi üzerinden randevu alabilirsin. İstenen belgeler ise şöyle. Nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi, biyometrik fotoğraf, defter ve harç bedelinin ödendiğine dair makbuz. Pasaport yenileme işlemi de ücretli, belgenin geçerlilik süresine göre harç ve defter bedelleri farklılık gösterebiliyor. Pasaport yenileme ücretlerine dair detaylı bilgiyi de videonun açıklama kısmına bıraktık. Ehliyette kimlik bilgilerindeki değişikliklerden dolayı yenilemen gereken belgeler. Sistem kimlik ve pasaportla aynı. Randevu alıp hazırladığın belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuru yapman gerekiyor. Ehliyet yenilemek için gerekli belgeleri de sıralayalım. Nüfus cüzdanı, mevcut sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf, kan grubunu gösterir belge, değerli kağıt ve vakıf payının yatırıldığına dair dekont. 2016 öncesinde ve sonrasında alınan yani eski ve yeni tip ehliyetler için iki farklı ücret isteniyor. Gelelim hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiren kısımlara. Mesela ikametgah. Evlendikten sonra senin, eşinin ya da her ikinizin de adresi değişiyorsa ikametgah değişikliği yapmalısınız. Bu noktada bir uyarı yapalım. Bu işlemi nikahtan sonraki 20 iş günü içinde yaptırmazsanız para cezası uygulanıyor. İkametgah değişikliği için yeni adresinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne başvuru yapabilirsin. Bu işlemi e-devlet üzerinden kolayca yapabildiğini de eklemeden geçmeyelim. İkametgahın başka bir ilçeye geçtiyse aile hekimini de değiştirebilirsin. Bu değişiklik zorunlu değil ama aile hekimliği hizmetlerini hızlı ve kolayca erişim sağlayabilmen için yaptırmanı tavsiye ediyoruz. Evlendikten sonra sağlık ocağı değiştirme, aile hekimini seçme işlemlerini e-nabız sistemi üzerinden yapabilirsin. Bizzat başvuru yapmak istersen ilçe toplum sağlığı merkezi, ilçe sağlık müdürlüğü ya da seçmek istediğin aile hekimliğine giderek dilekçe vermelisin. Tabii evlilik sonrası resmi işlemler bunlarla sınırlı değil. Soyadının ya da adresinin değişmesi halinde iş yeri ya da banka gibi kurumlardaki bilgilerini de güncellemeyi unutma. İstenen belgeleri ilgili kurumla iletişime geçerek öğrenebilirsin. Evlilik sonrası resmi işlemlerle ilgili aklına takılan başka sorular varsa yorumlara yaz, yanıtlayalım. Kanala abone olmayı, hatta evlilik sürecindeki yakınlarına link atmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.